Uzman çavuş Ayhan Elmacı Elbap'ta şehit düştü. Onun ölümünün ardından geride bıraktıkları arasında iç sızlatan bir maaş tartışması yaşandı. Oysa şehit o maaş için kavga edenleri değil, amcasını varis olarak seçmişti. O amca gece attı ekibine konuştu. Annem sen ödene ben öleydim annem. Ben büyüttüm kızım. Vallahi billahi ben büyüttüm. Büyütmesem ben ister miyim? Parasını anası cehalim, babası cehalim. 21 gün oldu. Şehidimin toprağı soğumadı. Herkes para derdinde. Babası bile parasının peşinde. Adalet varsa öz annesi de verilsin. Biri onu doğuran, diğeri ise nüfustaki annesiydi. İkisi de şehidin maaşına ve tazminatına talipti. Babaanne onlara ateş püskürdü. Onu ben büyüttüm dedi. Şehidin hakları nüfustaki anne ve babaya bölüştürüldü ama ortaya çıkan vasiyetle bambaşka bir varis gündeme geldi. Doğma büyüme annelikte babalıkta çocuğuma yapan biz. Yani siz çocuğum diye hitap ediyorsunuz yeğeninize. Ya 1,5 yaşından uzamına hem beraber büyüdük, hem amcalık yaptık, hem babalık yaptık, hem annelik yaptık. Çocuğum bizim içimizde doğdu, büyüdü. İddiaya göre Fırat Kalkanı'nda şehit düşen Elmacı'nın annesi onu bırakıp gittikten yıllar sonra sadece cenazesine geldi. Babası da henüz bebekken annesinin terk ettiği oğluna sahip çıkmadı. Ayhan Elmacı'yı babaannesi büyüttü. Anam var, benim babam var demediydi o çocuk hiç. Elinden tutmadılar. Bir tek bisküvit vermediler eline. Hep biz büyüttük. Hem vallaha hem billaha. Vallah şahit üstümde. Piyade uzman çavuş Elmacı şehit düşünce babası ve üvey annesi arasında başladı maaş tartışması. Babaya göre şehidin haklarından öz anne faydalanmalıydı. Onu nüfusuna kaydettiren üvey anne ise bu duruma ateş püskürdü. Oğlumun maaşı öz annesindir yani. Üvey annenin hiçbir hakkı yok. Hiçbir şey yapmadık. 29 bir yıl aramayan anneyi babası şimdi ortaya çıkarıyor ki parasını alıp bana vermesi için. Beni tehdit ediyorlar aldığım parayı, oğlumun şehidin parasını onlara vermem için. Elmacı'nın şehit olmasından doğan 240 bin liralık tazminat ve hizmet hakkıyla 3200 liralık maaş baba Salim Yılmaz'la üvey anne arasında paylaştırıldı. Bunun üzerine öz anne üvey anneye dava açtı. 29 yıl boyunca oğlunu aramamış bir kadın anneyim diye nasıl çıkıyor ortaya? 29 yıl. Hiç mi annelik bir duygun yoktu? Hiç mi özlemedin? Hiç mi evladını aramadın? Şimdi mi aklına geldi? Parası için diye ortaya çıkılmaz. Bu kadar düşmeyin, bu kadar adileşmeyin. Şehidin babaannesi bu kararın ardından hem kahroldu hem de iddiasına göre çok zor durumda kaldı. Bizim bir evladımızdı. Doğma büyüme bizim yanımızdaydı. Çocuğum ne zaman şehit düştü? Şehit düştükten sonra işte annelere, babaları, kardeşleri ortaya çıktı. Bakın böyleyim benim bu yaşa kadar duydum oğlum. Bize bir kuruş vermediler. Babası elinde tutmayan babasıyla analığına verdiler. İyi kötü almaya başladılar. Maaşlarını çekiyor üvey anneyle babası. Bize de hiç kimse destek olan yok. Piyade uzman çavuş Ayhan Elmacı 5 ay önce Elbap'ta şehit düştü. Vasiyetnamesinde kendisini büyüten amca Ali Elmacı'ya tüm yasal aklının ve şehitlik maaşını bıraktı. Ancak baba, öz anne ve üvey anne de maaştan hak talep ediyor. Şu an dava yargıda. Çocuğumdan Allah razı olsun. Bizim üzerinde az bir şey hakkımız olduğunu bildiğinden dolayı çocuğum şehit düşmeden önce askeriyeden bir vasiyetname doldurmuş. Vasiyetnamede de varis olarak beni göstermiş. Biz de onun çocuğumun hakkını arayacağız. Amca Ali Elmacı annesiyle birlikte vasiyetin işleme konulması için mahkemeye başvurdu. Şehidin vasiyeti kabul edilirse babayla üvey annenin paylaştığı 240 bin lirayla şehit maaşının 1/4'ü amcanın olacak. Valla adalete güveniyoruz. Çocuğumun tüm haklarını bize devretmesini, gerçek ailesini devretmelerini istiyoruz. Ya oğlum benim.